Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 10'un Android cihazlardan göz göre göre afırdığı 6 özelliğe bakacağız. İlk maddemiz home butonsuz telefon. Şimdi bu mesele Apple'ın gerçekten esaslı geyiklerinden bir tanesi. Senelerdir 4S'ten 5S'ten bu yana bir tane home butonsuz iPhone göreceğiz. Görmek iPhone 10'a nasipmiş. Buradaki sıkıntı şu, sanki home butonsuz yani orada fiziksel tuş olmayan telefonu ilk Apple bulmuş gibi bir tavır alınması. Özellikle Xiaomi başta olmak üzere LG ve Samsung gibi markaların da ürettiği fiziksel tuş olmayan telefonlar hırlı. Şimdi geldik sonsuz ekrana. Arkadaşlar yine yanlış anlamayın, sanki sonsuz ekranı ilk kez iPhone 10'da görmüşsünüz gibi bir hava var yine. Bir kere öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu sonsuz ekran geyiği de aşağıdaki home butonu kalkınca orada bir alan açıldı. Apple'da o alanı doldurmuş oldu. Ama teknoloji camiasında bunu sanki ilk kez Apple yapmış gibi bir hava yine mevcut. Fakat örneklerimiz yine aynı. Şöyle bir Xiaomi'ye dönüp bakacak olursanız sonsuz ekranın tillanı görürsünüz. 3. Büyük ekran. Şimdi arkadaşlar iPhone 10'la birlikte Apple'da kendi büyük ekran rekorunu kırmış oldu. Bildiğiniz gibi iPhone 10'un 5.8 inçlik bir ekranı var. Peki şeye ne demeli yani, sanki bu dev ekran yine böyle karşımızda, of inanamıyorum falan filan. Sony Xperia Ultra Z tam 6.4 inç. Dördüncü maddemiz OLED ekran. Hepinizin bildiği gibi Apple bu teknolojiye yeni geçti arkadaşlar. OLED ekranında olayı şu, her pikselin kendine ait bir ışığı var en özetle. Peki dünyada ilk kez iPhone 10'larda mı OLED ekran kullanıldı? Tabii ki de hayır. Öncelikle Apple bu cihazları gitti zaten Samsung'dan satın aldı. Yani anlayabileceğiniz üzere Samsung cihazların bazılarında OLED ekran zaten mevcuttu. Apple'a dönecek olursanız o da şey diyor, tamam ben bu ekranları Samsung'dan aldım fakat bu ekranlara bir de Super Retina HD özelliği ekledim, benim OLED'im onun OLED'inden daha iyi dedi, inanırsanız. Beşinci maddemiz kablosuz şarj. Arkadaşlar bu kablosuz şarj meselesinde görüşlerimi açıklamıştım. Hemen şuradaki karttan o videomuza da ulaşabilirsiniz. Hepinizin bildiği gibi bu kablosuz şarj standları dünyada yani 3-5 senedir falan satılıyor sanırım. Ve pek çok Android cihaz da kablosuz şarj özelliğini zaten destekliyor. E peki bu insanlar niye çıldırıyor iPhone 10'da kablosuz şarj var diye? Niye biliyor musunuz? Çünkü pahalı. Pahalı olunca iyisiymiş gibi oluyor yani. Ama işin gerçeği şu ki kablosuz şarj da dünyamızda uzunca bir süredir var. Arkadaşlar iPhone onlarda fiziksel bir buton olmadığı için telefonu yüzünüze kaldırdığınızda otomatikman açılıyor. Yüz tarayıcısı devreye giriyor ve telefonun tuş kilidi açılıyor. Peki biz bunu ilk iPhone 10'da mı gördük? Tabii ki de hayır. Note 7'leri bir hatırlayalım. S8 Plus'ı da şöyle bir hatırlayalım. Bu telefonlarda zaten hali hazırda göz tarama yani yüz tarama özelliği mevcuttu. Ha Apple'ınki aslan gibidir, kaplan gibidir onu bilemem. Fakat bu özellik mevcuttu. Egari arkadaşlar artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Ben şunu merak ediyorum arkadaşlar. Sizce fiyat bir ürünün kalitesini belirler mi? Yani bir şey pahalı diye kaliteli olabilir mi? Anketimiz hemen şurada arkadaşlar. Görüşlerinizi bekliyorum. Ayrıca şunu da söyleyeceğim. Bir ton giydirdik ama ben iPhone 10'u beğendim. Siz beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bunu da yorum bölümünde görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Egari artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.